Bu arada olduğunu gördük. Bunu kameraya yansıtmak çok zor. İnanılmaz derecede ben aşk ve sevgi ve istek görüyorum. Yani bu sinerjiyi size nasıl aktarabileceğimi bilmiyorum. Ben aktardığımı düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki aşamasında da zaten bu yaptığımız işlerden Türkiye'nin her yerini dolaşmış olduk ve elimizdeki datalardan baktığımızda da çiftçinin cep telefonunun olduğunu ve cep telefonundan da bilgi gönderilebileceğini gördük ve cep telefonundan bilgi göndermeye yöneldik. Bu sistem de dünyada ilk defa tarımda çalışanlara, çiftçilere SMS'le bilgi gönderme, tarımsal bilgi gönderme Türkiye'de dünyada ilk Türkiye'de yapılmıştır. Ki ben de bunu 3. senesinde Barcelona'daki mobil kongresine, Dünya Mobil Kongresine gittim ve hangi yılda? Kaç yıl oldu? 2013'te gittim. Ve orada bizden yani bizim gibi şirketlerin bizden 3 yıl sonra kurulduğunu fark ettim. Yani dünyada ilk biz yapmışız bunu, orada anlamış oldum. Bizim gözümüzden kaçan tabii şöyle bir detay var. Tülin Hanım gittiği her ülkede bir bakıma Türkiye'de temsil ediyor. O yüzden ona teşekkür etmek lazım. Yani bizim topraklarımızdan da bir uluslararası ve global bir girişimciliğin rahat bir şekilde kendisini ifade etmesi benim göğsümü çok kabarttı. Yani peki ben şunu sorayım size. Biraz burada yapılan projeye... benim bildiğim kadarıyla burası yaklaşık bir 10 senelik çalışmadan sonra bu köy halkına ve belediyeye devredilecek. Hı hı. Yani ben yolda gelirken 3-4 tane çiftçiyle böyle söz misal oldum. Her biri bir şeyler söyledi. Hani burasını 49 yılına kiralamışlar da 50 yıllık olmamasını engellemişler. Bu yani siz diyelim ki eğer elinizde olsa buradan çıktığınız zaman ve bunu devrettiğiniz zaman Türkiye'deki akıllı çiftçiliği nerede görmek istiyorsunuz? Şimdi burayı anlatmadan bu soruya cevap vermek zor olur. Tamam. O yüzden bunu buranın ne olduğunu anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Biz SMS projesini yaparken yine Türkiye'yi dolaşıyorduk, evet, ve gittiğimiz yerlerde teknoloji anlatıyorduk. Ve çiftçiler heyecanlanıyorlardı. Ama biz gittikten sonra heyecanları sönüyordu. Burayı kalıcı bir hale, yani teknolojinin kalıcı bir ortamı olmalı ve çiftçiler bunu kendileri dokunarak, hissederek, görerek algılamalılar düşüncesinden yola çıkarak. Ki Türkiye'de derler ki çiftçinin aklı gözündedir, hı hı, diye bir uygulama alanı oluşturduk. Teknolojinin tarımla bir araya geldiği bir köyün hemen yanında 300 dönümlü bir arazide işte meranın, seraların, tavukçuluğun, arıcılığın, büyükbaş hayvancılığın, küçükbaş hayvancılığın, bahçelerin olduğu bir alan oluşturduk ve teknoloji giydirdik. Şimdi buradaki insanların ilk tepkisi şöyle oldu. Onlar buraya uzaktan geldiler. Hatta ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan buraya gelinecek bizim köyde ne vardı? Buradan da ben de bir bakımı yaşıyorum. Hani Amerika'yı bırakıp bu şartlarda niye İstanbul'a veya işte Türkiye'ye geldim? Yani bizim köyde ne vardı? Buralarda ne vardı da biz görmedik kısmında. Tabii ondan sonra söylentiler başladı ama Türkiye'yi gezen bir şirket olarak o söylentilerin olacağını biliyorduk zaten. Bu yüzden sosyolojik araştırmalar, sosyal etki raporları çıkartıyoruz. Buraya geldiğimizde de buraya kurmadan önce bu köyün durumunu T0 noktasını ölçtük. Buradaki insanlar ne düşünüyor? Gelecekte nasıl olacaklar? Çocuklar hangi mesleği seçmeyi düşünüyorlar? Bize karşı tepkileri ne olacak? Şu anda ne diye şeklinde. Ve ondan sonrasında hepsini tek tek gördük. Hatta fazlasını gördük. İşte Mera'da çalışırken gömü mü arıyorlar, hazine mi arıyorlar dediler. Biz burayı 25 seneliğine kiraladık bu arada. 10 sene sonra da köyde oluşacak bir yapıya devretmeyi planlıyoruz. Yani burayı o zaman belediye gitmeyecek. Belediyenin zaten burası. Hı hı. Bu köy de belediyeye bağlı bir köy. Yani bunun Türkçe karşılığı olarak bir sosyal entrepreneurship çalışmasını tam karşılığı ne oluyor? Ben tam aynı tam sosyal entrepreneurship oluyor yani. Ama yani bir köylüye bunu hani bir sosyal şunu, iş modeli aslında. Hayır, şunu nasıl bu iletişim özellikle de bugünlerde bu iletişimi kurmak nasıl olabilir? Yani biz buradan ettiğimiz karı da tekrar buraya araştırma için yatıracağımızı nasıl
anlatabilirim. Sosyal girişimcilik işte bunun şeyi. Zaten bizim şirketimizin kurulumu sosyal girişimcilik. Sosyal girişimcilik nedir? Onu siz biraz bahsedebilir misiniz? Yani sosyal girişimcilik. Kısaca tabii. Tabii ki sosyal girişimcilik bir sosyal sorunun üzerine bir çözüm bulunması ve bu çözümün bir iş modeli çerçevesinde edilen kazancın da yine işi büyütmek ve işi daha iyi yapmak, sosyal faydayı büyütmek için kullanıldığı bir sistem, bir iş modelidir sosyal girişimcilik. Ben de Aşoka Fellow'um, dünyada bilinen tanınan sosyal girişimcilerdenim. Ve biz burada 10 sene sonra, ki bu 10 senenin 2 senesi doldu, 3. senemize giriyoruz. 10 sene sonra köyde oluşacak bir yapıya burayı devretmek istiyoruz. O zaman 20-25'te, nedenimiz 20 de, 2025'te buradan ayrılıyorsunuz siz Eryan. Yani evet, sistem buradan ayrılmalıyız. Çünkü bu sistem kendi kendini yönetmezse eğer, bizim yaptığımız hiçbir şeyin bir anlamı olmaz. Tabii varsa bu sistem olursa ya da TÜNİAK'ın varken bu sistem olursa, bu aslında biz başaramamışız anlamına gelir. Sistem kendi kendini yürütecek. Köylüler buna sahip çıkacak. Köydeki çocuklara da belirli bir eğitim veriyorsunuz. Evet. Benim kodlama, de belki katılabileceğim bir çalışma olacak. sosyal projeler kapsamında çocuklara biz kodlama eğitim veriyoruz. Robot atölyeleri yapıyoruz. Okuma gruplarımız var. En iyi kitap okuyana tablet hediye ediyoruz. En çok tabii okuyana. Çocuklar burada. O bana ver, bu akşam bana ver falan. Tabii çevre illerden, çevre okullardan da buraya ziyarete gelen toplu öğrenciler de oluyor. Bu arada ben buradan selam olsun Sayın Mehmet Özkan'a da iade etmek isterim. Kendisi de benzer çalışmaya, eğer Tülin Hanım ziraatı adadıysa, benim çok sevdiğim Mehmet abimiz de futbolcu yetiştirmeyi ayırmış. Ve benim sayemde bu iki tane dev belki inşallah cumartesi günü bir araya gelecekler. Ya iki insanın aynı bölgede yaşayıp aynı günde ziyaret etmesi herkese şans olmaz. Yani Türkiye'nin göğsünü kabartacak markaların gidip Avrupa'da artık Türkiye'nin de bir inovasyon ülkesi olduğunu göstermek gerçekten beni çok sevindiriyor. Peki şunu sormak istiyorum size. Bu sürecin bitiminde, yani şimdi şöyle bir şey var. Amerika'da 2020'de programlama bilmeyen bir insanın, hani eğitimsiz veya bilgisiz demeyeyim ama hangi çağ dışında kalmış bir insan olarak gözüküyor. Şimdi Türkiye'nin de bir teknoloji kullanıcısından daha ziyade teknoloji üretici ülke olmasına ben çok arzu ediyorum. Çünkü Türkiye bir nevi aslında, özellikle de diziler sayesinde, bunu hiçbir zaman unutmayalım, bütün Orta Doğu'ya ve yörüngesindeki ülkelere bir büyük pazar gibi de görünebilir. Yani burada çıkabilecek bir inovasyon çalışması oraya hitap edebiliyor. Siz bu geçişi nasıl, yani sizin ya bu edindiğiniz tecrübe, 10 senedir herhalde bunu şey yapıyorsun. Bu geçişi 2004'ten bu yana çalışıyorum. 13 yıllık bir süre bende. Siz hani gelin köydeki çocuklar hani programlama öğrenin. Toplumun belki en son halkasına... Şöyle bir şey hayal ediyorum ben aslında. Şimdi büyük ülkelerde ve şehirlerde de, Türkiye'deki büyük şehirlerde de teknoloji çok hızlı bir şekilde kullanılmakta ve artmakta. Yapılan ama bütün daha teknolojiler... Ama kullanıcıyız. Yani hani bunu yap, o kadar kolay ki bir çocuğa bir oyun veya bir robot kodlama öğretmek ve o çocuğun girişkenlik ve... hayal etme gücünü veya sorumluluk almasını yaratmak. Ama maalesef bu konuda çok geç kalmışız. Şimdi öncelikle kullanıcı olmadan bir sonraki aşamaya geçemiyoruz. Ve şehirlerde çok yüksek kullanıcı varken köyde hiç yok. Ve bilgi seviyesi, kullanıcı olduğumuzda bilgi seviyesi artarken arada bir uçurum oluşuyor. Köyler bilgiye ulaşamayan yerler, şehirler bilgiye ulaşılabilen yerler, teknoloji kullanılabilen yerler.
kullanıcı aşamasında da olsa bizim amacımız köylerde de kullanılması ve bilgiye erişimin sağlanması. İkinci aşamasında benim burayı yapmaktaki amacım ve bir sonraki yani hayalim nedir 10 sene sonraki hayalim? Köyler kendi kendilerini yönetebilecek bu şekilde sistemler kurmalı ve oradaki çocuklar hem teknolojiyle ben sadece rica ediyorum bu projeyi kopyalamayın. Kendi köyünüze, kendi örf ve adetlerinize uygun bir sosyal girişim programı yapın.